Efendim, Samsun'un dünya açılan penceresi haber aks ekranlarından mutlu geceler diliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İşte Samsun programıyla birlikteyiz. Bildiğiniz üzere bu programı 15 günde bir sizlerle paylaşıyoruz. Programın asıl amacı 19 Mayıs Üniversitesi'nde oluşan bilginin yine Samsun'daki iş dünyasında nasıl karşılık bulduğu ile ilgili sorulara cevap arıyor olmamız. Fakat bu sorulara cevap ararken aynı zamanda interaktif olmasını sağlamak amacıyla yine 19 Mayıs Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geliyoruz. Onların gelecekle ilgili kaygılarını oluşturan soruları masaya yatırıyoruz. Konusunda uzman kişiler bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor ağırlıklı olarak. Ülkelerin gelişmişliğini ve refah düzeyini bildiğiniz gibi o ülkede üretilen yenilik, bilgi ve teknoloji oluşturuyor. Ama bunların üretilmesinin kaynağına baktığımız zaman da üniversiteleri görüyoruz. Üniversiteler bu anlamda çok önemli bir işlev üstlenmiş durumda. Fakat gerçekten de görevini yerine getirebiliyor mu üniversiteler? Nitelikte insan kaynağı oluşturabiliyor mu? Üniversitelere bu konuda neler düşüyor? Bunları konuşacağız. Neler yapıyor? Özellikle 19 Mayıs Üniversitesi'ni bugün masaya yatırıyoruz. Masaya yatırdığımızda da şunu çok açıklıkla söyleyebiliyoruz. Türkiye'de ilk defa bir üniversite bu konuyla ilgili kendisiyle yüzleşiyor. Üniversite öğrencilerini canlı yayında konunun uzmanlarıyla bir araya getiriyor. Taleplerini canlı yayında yine ülkeyi yönetenlere, okullarını yönetenlere duyuruyor. Bundan dolayı tebrik ediyoruz tabii 19 Mayıs Üniversitesi'ni. Önemli mesafeler aldığını da söylemek mümkün. Daha önceki programlarda sevgili Rektör Hoca Sait Bey ve Mehmet Bey bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Biz de kaldığımız yerden bu şekilde devam ediyoruz. Bu akşam 19 Mayıs Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi öğrencileri ve Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri konuğumuz olacaklar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar hepiniz. Bunun dışında sevgili Yusuf Hocamız Yusuf Demir, ben kendisini deprem dedi diyorum. Çünkü su ile ilgili çok önemli tespitleri Türkiye'nin gündemine getirip bırakıyor bu konudaki hassasiyetimizi artırmak için. Program bitince ne kadar önemli tespitler yaptığını ve önemli uyarılar yaptığını da hep birlikte anlamış olacağız. Siz de hoş geldiniz sevgili hocam. Bunun dışında Samsun'da duayen bir iş adamından bahsediyoruz. Hayat hikayesini birazdan dinleyeceğiz. Sevgili Fahrettin Ulusoy, hoş geldiniz siz de Fahrettin Bey. Ulusoy Un, Onursal Gıda, Ulusoy Un'un Onursal Başkanı, artık ikinci jenerasyon oldu. Çok başarılı işler yapan çocukları var ama onun hikayesini o da bize anlatacak. Sizden rica ediyorum, aklınızda gelen ne varsa bu süreçlerin hepsini geçmiş, yaşamış insanlarla interaktif ilişki kurarak sorularınıza cevaplar bulmaya çalışalım. Fahrettin Bey, sizden başlayalım isterseniz. Türkiye'nin 196. 500 şirketin içerisinde yer alıyorsunuz. 1 milyar TL'nin üzerinde bir cironuz var. İhracatçılar listesinde de Türkiye'nin çok önemli bir yerinde duruyorsunuz yine. İhracat bacağı yoksa çünkü şirketlerin topalardık gibidir. Orada da 400. sıradasınız. Kuşkusuz bir öyküsü var bunun. Nedir bu öykü? Bir başlangıcından itibaren bize kendinizi anlatın. Arkadaşlarımız da sizi hem tanımış olsunlar hem de kime nasıl sorular soracaklar onu keşfetmiş olsunlar. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin huzurunuzda olmaktan duyduğum mutluluğu ifade edeyim. Değerli hocamla aynı sahneyi paylaşmak benim için bir onur. Aksivi'ye teşekkür ediyoruz. Haber Medya Grubu'nun 13. yılını yakın zamanda kutladınız. Kuruluşu da hatırlayabiliyorum. Evet efendim. Emekleyen o küçük basın yayın kuruluşu bugün bölgeselden bölgesinde sayılır bir yayın kuruluşu olmanın yanında ulusal çizgilere yakın bir performans gösteriyor. Tabii ki bunda sizlerin emeği, motivasyonu, gayreti var. Tebrik ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gençlere de tebrik ediyoruz. Lütfettiler bizi izleme fedakarlığı mı diyeyim, nezaketi mi diyeyim. Baktılar Fahrettin amca yalnız kalmasın. Geldiler. Hepsine teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Benim ya şimdi
böyle duayen bir hocam, Münir hocam da burada. Şirketimizden bir iki arkadaşımız da var. Onlara da zaman zaman atıfta bulunacağız. Şimdi burada anlattıklarımızın canlı şahitleri de var burada. Biz bugün gerçekten bizim toplumumuzdan öyle fazla ya adam kendini bak ne beğenmiş megoloman falan filan derler ama toplumun örnek alacağı güzel olayların bilinmesinde de fayda var. Bu görevi de sizler yapıyorsunuz. Benim iş hayatına başladığımızda merdivenin en alt basamağından başladık. Yaşamımızı idame ettirmek ve aile kurduktan sonra da ailenin muhtaç olmaması ve geçim standardını sağlamak için gayret ettik. Sabırla devam ettik. Bir dönem geldi. Baktık ki o çizgilere Allah nasip etti. Ondan sonra bu memleket için neler yapabiliriz geleceğe yönelik o planlamaları yaptık ama bugün fazla tevazuya da gerek yok. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ lokomotif şirketimiz. Şirketimiz çeşitli şirketlerimiz var. En hacimi büyük olan o istatistiklerde yer alan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ. Yine de tabi ismi mümkün olduğunca çok geçirmeyelim. Rütük'le karşı karşıya girmesin. Birincisi evet. O sevgili evet. Fahrettin. Evet. Benden daha ziyade. Fakat şimdi başarı hikayesi deyince ne başarısı? Müfem de kalmasın öyle. Gençlerin de ilgisini çeker. Şöyle olabilir, zaman... arkadaşlara bir açıklama yapalım. Tabii bu programlarda sık sık başımıza geliyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu gizli ticari iletişim yaptığını fark ederse yayıncı kuruluşun o zaman ciddi cezalar ortaya koyabiliyor ama bizim bugün böyle bir niyetimiz yok tabii ki. O yüzden de hemen düzeltme yapıyoruz ki başımıza bir şey gelmesin diye. Fahrettin Bey de zaten onu biliyor. Evet. Bir yalnız şöyle bir şey daha rica ediyorum. Biz daha önce birkaç program yaptığımız için birbirimize bakarak hep konuşuyoruz. Şimdi programın formatı biraz farklı. Benden daha ziyade arkadaşlarla iletişim göz teması kurarsanız kadraj daha başarılı olacak Fahrettin Bey. Bugün biz üretim yapıyoruz, ticaret yapıyoruz, 5 kıtada da ticari ilişkilerimiz var, ofislerimiz var, Uzak Doğu'da, Avustralya'da, Avrupa'da, Rusya, Ukrayna'da. Allah bunu nasip etti. Kariyerimizin başında nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz deselerdi. Ben mesela bunu sormak istiyorum. Böyle bir bu kadar büyüyecek büyümeyi öngörmüş müydünüz? Becerip de bunları söyleyemezdim. Yani bunları söylemeyi bile beceremezdim. Evet, tabii. Yani bunu özellikle söylüyorum ki yani işte gençler hayata başladıkları zaman karamsar olmasınlar. Yani bu konuda özellikle sabretsinler, etsinler. Bugün ben kendimi çok mutlu addediyorum. Her şeyden önce böyle bir ortamda bulunmak bir mutluluk. Kendime ne mesajı vereceğiz dedin de yaşanmışlıklarımızı anlatırız. O yaşanmıştan kendine bir mesaj alabilen belki işine yarar. O güzel deyim var ya hani deniz kenarındaki adam deniz yıldızlarını atıyor. Biri de görüyor ne yapıyorsun? Deniz yıldızları ölmesin diye denize atıyorum. Ya binlercesi var. Bir tanesi denize kavuştuğu zaman ne fark eder ki deyince, bak bu denize kavuştuğunu gör, bunun için fark etti. Yani bizim burada anlattıklarımızdan bu değerli gençler, bu geleceğimiz olan gençler işlerine yarayabilecek yaşamlarında, iş hayatlarında bir şey alabilirlerse, bir mesaj alabilirlerse ne mutlu kendimizi size. Başarılı tam da bunun için zaten biz de buradayız. Tamam, ortada bir başarı oldu, aşikar. Peki bu başarıyı oluşturan en önemli faktörleri böyle alt alta koyduğumuz zaman ne çıkıyor karşımıza Fahrettin Bey? Yani neyi söyleyebiliriz? Şimdi tabii genel hatlarıyla bunu çok kısa zamanda değil sıkmayalım da ama bizim hayata başladığımızda
en önemli hedefimiz yaptığımız işi, benim işim bu, severek yapmamız oldu. Ondan sonra bu işte ben maişetimi, yani geçimle ilgili bordrolu olmadığımızdan oradan yaptığıma göre bu işe saygı duymalı ve bu iş ne gerekiyorsa onu yapmalıyım. Mesela bir tanesi neydi, onu hatırlarız. Ben iş yerimi, piyasa 7-7.30'da açılıyor. Yani komşular, piyasa. Eskaza o saatleri geçirdiğimiz zaman aynı yoldan geçmezdik. Arka yoldan geçerdik ki ayıp olmasın. Bak iş yerine açmaya şımardı demesinler diye. Bu öncelikle işine saygı. Ondan sonra muhatabına saygı. Tabii diğer ayrıntılar önemli. Bugün Türkiye'nin şartları da değişti. O gün bizim iş hayatına atıldığımızda bilgiye erişmek zordu. Ama şimdi bugün bilgiye erişmek çok kolay. İletişim son derece gerçekçi ve kolay. Dünyanın her yerine, bilmiyorum şimdi, gençler o yönden şanslı. Biz o akıllı telefonları kullanmak için 1-2 senede gayret ediyoruz. Hala keşfedemediğimiz var. Ama gençler ulaşıyorlar. Ulaşım imkanları farklı. Türkiye'nin o günkü Türkiye'nin şartlarıyla bugünkü Türkiye'nin şartları, bunun altında başka bir neden aramayın. Gerçekten Türkiye'de bir yerlere geldi. O günün şartlarında biz beklentilerin ne olduğunu kendi dünyamız içinde, öncelikle onu da söyleyeyim. Ben bir üniversite diplomasına sahip olamamanın ezikliğini çektim. Yani ben alaylı bir iş adamıyım. Eğitim hayatım çok kısa sürdü. Dolayısıyla o ezikliği hissettik. Öyle gerekti. Ama neden okuyamadınız? Onu da anlatın arkadaşlarımıza. Yani kolay gibi görünüyor her şey ama şimdi değil mi? İnsanlar ailenin lazım. Büyük çocuğu olunca, ailede de çalışacak birine ihtiyaç olunca piyango bize vurdu. Büyük. Biraz da becerikliydim. Az beceriksiz olaydım, baba öbür kardeşlere belki verirdi o şeyi. Ben çok becerikliydim. Çok çabuktum, ataktım. Ama öbür kardeşler maalesef, bir tanesini de kaybettik. Allah rahmet eylesin. Biri ODTÜ makine dereceyle girdi, dereceyle. Yurt dışında çalıştı uzun seneler. Öbürü İstanbul İktisat. Bana da sordukları zaman fazla da tevazu, ben de diyorum üniversite falan var ya hani arkadaşlar arasında, neresi? Subaşı Taşan Üniversitesi diyorum. Ya hiç duymadık diyorlar. Kalmadı da, Taşan'da kalmadı. Ama bugün baktığınız zaman 500'e yakın kişiyle beraber çalışıyorsunuz. Allah nasip etti. Ama biz İkinci jenerasyon ailenin geldi, görev aldı ve o görevlerde gösterdikleri başarıyla 2000'li yıllardan bu yana şirkette söz sahibiler. 2007'de şirketi kurumsallaştırdılar ve 2015'te de beni onursal başkan yaptılar. Genel kurul yapılıyor. Bizim şirketimiz halka açık. İsim söylemiyorum. Öyle diyelim. Tamam. Öyle. O da E-Genel Kurul. E-Genel Kurul da neymiş? Aynı sizdeki gibi yayın yapılıyor. 1600'e yakın hissedarımız işte o webmenlerden izleyebiliyor. Arzu eden. Dediler seçim maddesi. Fahrettin Bey'i onursal başkanımız dediler. İşte yeni yönetim kurulu başkanımız ailenin ikinci jenerasyonu oldu. Ben de öyle uygun gördülerse tabii başım üstüne dedik. Biraz esprili oluyor. Onursal başkan bir kademe daha dedik, rütbe aldık.
Meğer Onursal Başkan otoru ofisinde gazeteni oku, televizyon izle, dostlarına çay kahve iç, oymuş Onursal Başkan. Ama onu derken tabii geride benim 69 yılında vergi mükellefiyetine tesis edildi. Yani vergi mükellefiyetim 1969 25 Şubat'a geliyor. Başlıyor. Yani 50. yıla şöyle bir 15 ay kaldı. 50. yıl. Ben yine espri yapıyorum. Benim genç görünmeye bakmayın diyorum. Öyle. 50. yıla geliyoruz. Yani bu 50. yılı da vurguluyorum ki öyle kolay gelinmiyor. Arkada oldukça uzun seneler bir çalışma, sebat, irade, sabır var. Ha, şimdi tabii ki insan bazı şeyleri de hakikaten keşke diyoruz. Hani bu devirdeki işte iletişim olanakları, seyahat olanakları. Ben ilk defa 36 yaşındaydım yurt dışına çıktığımda. Gördüğüm zaman vay neymiş, Amerikan filmleri seyrediyorduk. Onda Amerikan demek de şey. Sonra sonra öyle. Vay bunlar olur mu eder mi? Gıpta ettiklerimize hem Türkiye o şartlara ondan sonra çok sık gittim. 3 ayda 6 ayda dünyanın her yerine gittik. Türkiye'nin şartları bugün çok iyi. Ama sıkıntılar yok mu? İşte bugün baktığınızda şimdi bizim Merkez Bankası beklenti anketleri oluyor. Bizden de görüş alıyorlar. İstihdamla ilgili görüşünüz ne diyorlar? Öyle bir şanssızlık var ki, teknoloji çok ilerliyor. Şu anda biz başladığımızdaki yani tesisleri fazlalaştırdık da istihdam ettiklerimiz arttı. İşte ticaret yapıyoruz, beyaz yakalımız arttı. Ama üretimde makinelerde işte bilgisayar otomasyon. Endüstri 4.0 teknoloji geliyor. Robotlar yani geliyor, yapay zeka. Onların ne olduğunu bile hala tespit edebilmiş değiliz. Malum o işte takip ediyoruz. Hakikaten o kadar sık geliyor ki takip etmekte zorlanıyoruz. Evet. Şimdi buna karşı nasıl önlem alacağız, nasıl pozisyon alacağız? Bunu da ilerleyen bölümlerde yine sizden, sizin düşüncelerinize sizden bir ricada bulunabilir miyim? Buyurun, tabii ki efendim. Biz geçen hafta Cuma gününden Pazar gününe kadar bir Şırnak ve Cizre seyahati yaptık. Süper. Ondan o zaman belki birazcık daha ilerleyen zamanlarda bahsedecektik. Ondan da bahsedelim. Ama konsepte girmeden o heyecanımı da paylaşmak istiyorsunuz. Hatta bir iki telefon da aldık. Ben orada gördüğümüz konukseverliği ve bize tevdi edilen bir plaket de aldık ticaret. Ondan bahsedeyim. Şöyle bir şey değerli izleyiciler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Tabii Fahrettin Ulusoy bunları anlatırken belki çok uzun zamandan beri vergi rekortmeni olarak Samsun'da yer aldığını da belirtelim. Bir mütevazilik yapıyor. Çok da önemli bir katkı sağlıyor. Samsun'un halka açık ilk şirketi bu arada. Bunu da not düşelim. Bunun dışında çok tabii sosyal bir insan. Önemli çalışmaların içerisinde hep görüyoruz onu. Geçen haftalar içerisinde de biz de özellikle 2015 ile 2016 dönemleri arasında görev yapmış Samsun İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve şimdi Şırnak'ta olan Ercan Yeşin'i ziyaret etmek için buradan ekibiyle birlikte kalktı. Şırnak'a gitti. Bu programı konuşurken de ve burada önemli bazı tespitlerim oldu Sinan. Bunu acaba programın içerisinde konuşmamız mümkün olur mu deyince tabii ki mümkün olabilir. Çünkü eğitimi konuşuyoruz, iş dünyasını konuşuyoruz. Bir iş adamı gözüyle eğitim standartımızı yukarıya çıkarırsak daha standartı yüksek bir ülke haline gelebiliriz. Nedir eksik olan orada gördüğünüz tespitleriniz derken konuşabiliriz dedim. Ondan bahsetmek istiyor. Buyurun oradaki gözlemlerinizi bizimle paylaşın. Teşekkür ederiz. Bu ekibiyle birlikte derken onu düzelteyim. Bizim çeşitli meslek gruplarından ve yaş grubundan duayen denilebilecek yani uzun seneler iş hayatının içinde olan birkaç tane de gencimizin olduğu haftalık toplantılarımız oluyor. Bir kahvaltı yapmak değil o sohbete ortak olmak.
Ercan Paşa'mız da ifade ettiğiniz gibi 2015'in Temmuz sonu geldi. O, 12 aylık yaklaşık Samsun'da bir görev yaptı. Kendisiyle tanışma şerefine nail olduk. Değerli bir arkadaşımızdı. O da o toplantılarımıza katılıyor idi. Sonradan terfiyen Şırnak'taki Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na tayin edildiğinde bizimle olan irtibatını kesmedi. Cumartesi günleri bize iyi günler, iyi hafta sonları ve afiyet olsun dileğini ifade etme nezaketini gösteriyor idi. Kendisine de biz de seni özledik dediğimizde dedi ki beni o kadar özlediyseniz bir cumartesi de gelin burada kahvaltı yapın. Tabii şimdi Şırnak dediğiniz zaman maalesef insanlar bilmedikleri için hatta biz de gidene kadar ya şimdi Ercan Paşa'nın bu ricasını yerine getirmemiz gerekir ama işte bir memleketin şeyine fakat gittiğiniz yani zaman tehdidi, terör tehdidi bunlar hep aklınızdan geçmiştir tabii acaba bir sorun olur mu olmaz mı değil mi? Ya maalesef hiç hatırlamak istemediğimiz ülkemiz için son yılların hatta uzun yılların şeyi olan bir bölgemiz, sorunlu bir bölgemiz. İşte güvenlik sorunu var vesaire var. Ancak gittiğimiz zaman dönüşte şunu dedik, bu ziyareti daha evvel keşke yapabilseydik dedik. Bize son derece candan, sıcak karşıladılar ve bugün orada yaşanabilir bir ortam var. Son derece insanları misafirperver. Cizre'de uçaktaki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş Bey Ankara'dan bizim için dönüyordu. Uçakta beraber döndük. Tesadüfen Cizre Ticaret Odası Başkanı da uçaktaydı. Ben sizi salmam dedi. Cizre'de Şerafettin Elçi Havaalanı var. Şırnak 40 kilometre bir karayoluyla gidilecek. Kendisinin son derece marka demiyorum 5 yıldızlı bir otel yatırımı yapmış. Dicle Nehri kenarında. Bunu da bugün öğrendim. Mimarı da bizim Samsunlu bir değerli kardeşimiz Atilla Kangileşmiş. Bu da güzel işte Samsun bir 5 yıldızlı bir otel tesisini Samsun'da mimar yapıyor. Orada bizi misafir etti. Ondan sonra Şırnak'a gittiğimizde de son derece güzel şeyler gördük. O insanların gösterdiği bu arada Süleyman Çağrı Bey'i de kutlamak lazım. O otelin şimdi bakın az evvel siz de ifade ettiğiniz sosyal çalışmalar doğduğunuz ya da bulunduğunuz yöreye bir katkınız olması için yani mutlaka bir şeyler yapmalısınız. İş adamı gözüyle o Cizre'de yapılan otelin dönüşü hep iş adamları yaptığı yatırımın ne kadar zamanda döneceğini hesaplar. Batılarda yapsaydı onu atıyorum 5 senede dönerdi ya da 10 senede azami dönerdi. Orada çok uzun süre dönmeyecek ama o kardeşimiz Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı o yatırımı yapmış oraya. Yani ben bu memleketin çocuğuyum, bu memleketten kazandım, bu memlekete yatırım yapıyor diyor. Bunu takdir etmek gerekir. Bugün yine Şırnak'a gittiğimizde ikamet ettiğimiz otelin yatırımcısı da isim söyleme diyorsun ama hayır yapanı söyleyelim. İsmini ya. Söyleyebilirsiniz. Marka ismi söyleyemiyoruz. Marka demiyoruz. Peki. Evet. Ünvanını de demiyoruz. O da Mehmet Emin Acar geçerken gördük. Mehmet Emin Acar kampüsü. Kim dedik bu Mehmet Emin Acar? Buranın eşrafından dediler. Benim de küçüğüm. Gıpta ettim ona. Gittik otellerine. 2 blok. Bir tanesinde 96 tane apart var. Ki oraya giden kamu görevlileri için bulunmaz bir nimet. Oraya öğretmen gidiyor, hakim gidiyor, doktor gidiyor.
Bu söylediklerinizi tabii ben de dikkatle dinliyorum. Ben de 10-11 sene önce kız kardeşim Cizre'de öğretmen olarak götürmüştüm. O zaman gerçekten kalacak yer yok. Yer yoktu. Ev yok, ev yok, ev mümkün değil. Evet. Zaten maalesef o malum şeyde büyük bir tahribat var. Evet. Oradaki insanlar orada kalıyorlar. Öbürü de yine 5 yıldızlı otel. Adamı oğlu Yahya Bey ve Rıdvan Bey var, şirketin yönetim kurulu başkanı. Adama dedik ki ya siz bu feda, abi ne yapacağım? Baktık dedi öyle. O da öyle. Aynı Cizre'deki gibi. 50 senede dönmez. Ama şunu anlayabiliyoruz söylediklerinizden. Artık orada bir önemli bir değişiklikler, dönüşüm var. Çok. Terör açısından da çok. Oraya herkesin hiçbir tereddüt olmadan, ama o insanların o sıcaklığını, o insanların bizi kucaklamasını, işte kayyum atanan vali yardımcısı genç bir kardeşimiz var belediye başkanı olarak. Orada 83 dönüm bir park oyun alanı yapmış. Orada cıvıl cıvıl o çocuklar, Ercan Paşa Yusuf Ziya Yılmaz başkanımızla da görüştü, sen geldik, hasret gideriyoruz. Burada bir eksik var dedi bu çocukların gelmesi için. Ah bir hayvanat bahçesi olsa. Yusuf Bey de dedi ben bu konuda yardımcı olacağız. O yardım sözünü de aldı. Çok güzel. O insanların işte oradaki bir çocuğu kucağına aldı. Adı ne dedi? Şehir olan bir komutanın annesini, kızım gelir misin? Ben dedi sakın ha beni dedi o sosyal medya falan değil. Ben oğluna o şehit olan Aydoğan Aydın Paşa'nın ismini vermiş. Ben hamileydim dedi. Şehit olunca paşanın ismini verdim. Ben dedi vatanseverim. Yani oradaki insanların hani hiç buradan göründüğü gibi değil. Bambaşka bir bambaşka bir insanlar. Bu tespiti yapmış. Onlara kucakladığınız zaman o insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyacaklar. Efendim zaten o insanların kimse ekmek su istemiyor. Onlara ben de dedim ona. Ya sizi de ben davet edeceğim de geldiğiniz zaman çıtayı öyle yükselttik ki biz size ne ikram edeceğiz? Evlerinde bizi ağırladılar. Önemli olan bu yemeklerini vesaire. Bu etkileşimin kurulmuş olmasıydı, yaşanmasıydı. Yani şurada şu anda da bizi izliyorlar. Aksivini izliyorlar. Buradan da onlara buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sevgilerimizi, saygılarımızı ve bize gösterdikleri o misafirperverlikler için minnettarlığımızı ve en kısa zamanda onlara da gerek Şırnak'taki dostlarımızı, gerek Cizre'deki dostlarımızı Samsun'a beklediğinizi misafir etmek için sabırsızlıkla beklediğimizi ifade ediyorum. Peki. Bu fırsatı bize verdiniz Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Biz de bu tespitlerinize katılıyoruz. Orada yaşayan insanların da Karadeniz'deki gibi huzurlu bir şekilde kalkıp evlerinden iş yerlerine gitmek istediklerini, terörden uzak bir hayat yaşamak istediklerini biliyoruz tabii ki. Önemli gelişmeler oluyor tabii bu konuda da. Umarım bir an önce orası da hani Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi huzurlu, mutlu insanların yaşadığı bir yer haline gelir. Hepimizin arzusu, isteği bu. Yusuf Hocam, şimdi Ziraat Fakültesi dekan olarak karşı karşıyayız sizinle. Su dememin gerçekten bir sebebi var. Bunu öğrencileriniz de biliyor ama bunun dışında profesör olmuş bir kişiyi de görüyoruz. Fahrettin abi biraz genç görünüyor. Kendisine iyi baktığı için. Ama muhtemelen sizden ben bir... Ben de inanma yalan. Öyle mi diyelim? Hoşuma gidiyor genç görünüyor hemen. Siz profesör olmayı hiç hayal etmiş miydiniz? Sizin nasıl bir öykünüz var? Nasıl bir hayatınız oldu? Nasıl evrildi? Siz de kendinizden bahsedin. Fahrettin abi dinledik. Sizden de ben dinlemek istiyorum. Evet. Yani şunun için özellikle sizleri konuşturmak istiyorum. Geçen programda da Adnan Ölmez benzer bir şey söyledi. Yani ortalama dedi Fahrettin abi, Adnan Ölmez sizin öğrencilerinizden yine önemli birisi Samsun'da. Evet. 75 yıl yaşayacağınızı düşünürsek şayet dedi. Sizin de 25 yaşında olduğunuzu düşünürsek. Tabii böyle söyleyince şimdi sizin aklınıza başka şeyler geliyor ama. Arkadaşları kastı böyle. Yukarının şeyi bol. Ben dilekçeyi verdim. Küçük torun daha 3,5 aylık. Onun üniversiteyi bitirmesini
Dilekçeyi verdim diyorsunuz. Dilekçeyi verdik. Allah uzun ömürler versin. Ha, bu arada onu söylemek istiyorum. Fahrettin abi bundan belki 25-30 sene önce, doğru mu söylüyorum, akciğer kanserini de yenerek hayatının içerisinde dimdik durmayı başarmış bir insan. Yani sokaklardan gerçekten gelerek bir azim var, bir mücadele var. Bu azmi ve mücadeleyi, bu hayat öykülerini sizlerle özellikle buluşturmak istiyorum. Sevgili hocamın da böyle bir hikayesi var. Burada hep dersler var. Yani bu dersleri özellikle görmenizi istiyorum. Adnan Ölmez de onu söyledi. 25 yaşındasınız. Önünüzde bir 50 yıl daha var. Bu 50 yılın içerisinde bir Fahrettin Ulusoy ya da bir Yusuf Demir olmayacağınızın garantisini, hatta onlardan çok daha başarılı insanlar olmayacağınızın garantisini hiç kimse veremez. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Herkesin bir öyküsü vardır. Sizin de mutlaka bir öykünüz olacaktır. O yüzden umudunuzu hiç sakın karartmayın. Buyurun mesela Yusuf Hocam'ı dinleyelim. Ben de merak ediyorum. Nasıl bir ailede doğdunuz? Profesörlük nasıl oluştu? Anlatın bize lütfen. Efendim ben öncelikle hem şahsınızda Aks TV yönetimine hem de bu akşam beraber olduğumuz için Fahrettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü o mütevazi davranıyor ama gerçekten Fahrettin Bey Samsun'un duayen insanların önünde gelenlerinden birisi. Biz de ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir sıkıntıya düşsek onların fikirlerine, onların görüşlerine, onların desteklerine başvuruyoruz. Onun için de Fahrettin Bey gibi bir insanla böyle bir programda bulunmak da aslında çok kolay bir şey değil. Onun tecrübelerinden biz de yararlanmak istiyoruz. Ayrıca bu akşam bizi izleyen, bu saatte bize sabır gösteren çok kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili öğrencilerime ve onlarla beraber gelen arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü akşamın bu saatinde, dinlenecekleri bu saatte kalktılar, buraya kadar geldiler. Ümit ediyorum bu akşamki bu program onlara da bir şeyler katar, bizi izleyenlere de bir şeyler katar. Çünkü ben hep hayatımda şunu söylüyorum. Bir insan yaptığı her harekette, başladığı her işte mutlaka bir amaç ve hedefi olmalı. Bir yol haritası olmalı. Bu akşamki yaptığımız bu çalışmanın da bir hedefi olmalı. Biraz sonra o hedefi de söylemek istiyorum arkadaşlara. Buyurun. Ama sinemayı dedik, hayat hikayesinden başlayın. Tabii ben de Ordu'nun Mahmud Eren köylerimiz en yüksek köylerinden bir çiftçi ailesinin çocuğuyum. Allah mekanını cennet eylesin. Babam 3 sene önce vefat etti ama hala annem köyle uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Köyde uğraşırken şunu gördüm. Eğer çalışır okursam, üniversiteyi kazanırsam, üniversiteye gidersem o köyden kurtulurum. Onun için okumak mecburiyetinde kendimi hissettim. Hakikaten de İlkokul birinci sınıfta köyden çıkarak gurbete yönlendik ve belki 7 yaşında annesinden babasından ayrılan bir çocuk olarak hayata başladık. Öyle mi? Tabii o süreç içerisinde hep şunu yaşadım. Hayallerimi öyle kurdum ki sevgili gençler, hayallerim yaşadığım ömrüm boyunca yapacağım işlerle bitmeyecek kadar büyük oldu. Çünkü eğer hayaliniz küçük olursa, hedefleriniz küçük olursa o hedefinize ulaştığınızda yaşayan ölüler haline dönersiniz. Ben de daha ilkokul, ortaokul yıllarındaki hedeflerim hep büyüktü. Bu ülkeye nasıl hizmet ederiz, bu millete nasıl hizmet ederiz noktasındaydı. Rabbime şükür geldiğimiz noktalara bu hizmetin bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Tabii üniversite yıllarını Çukurova Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans, doktorayı yaptık. Akabinde Samsun'da asistan olarak başlamıştım 85 yılında ve tekrar bölgemize geri döndük. Bölgeme gelmemin sebebi de rahmetli dedemin vefatıdır. Rahmetli dedemi çok severdim ve 84 yılında vefat ettiğini maalesef 3 ay sonra duydum. O zaman telefon yok, telgraf yok, Adana'dayız ve cenazesine gelemedim. Bu beni çok üzmüştü. Onun üzerine karar verdim. Ben kendi bölgeme gitmeliyim ve orada okumalıyım. Orada çalışmalıyım çünkü ailemin zor zamanda orada olmalıyım diye Samsun'a gelme nedenim de oydu. Üniversiteyi ve yüksek lisans doktorayı bitirdim. Hocalarımın çok ısrarına rağmen Samsun'dan ayrılmadım. Yaklaşık 32-33. Yılımda 19 Mayıs Üniversitesi'nde hizmet vermeye çalışıyorum. Yine akademik hayatımda Rabbim nasip etti. Genç yaşta akademik ünvanlarımızı almak kısmet oldu. Biraz önce Fahrettin Bey'e de onu söyledim. Artık biz kıdem olarak epey eskidi çünkü
şöyle geriye doğru bakıyorum, profesörlüğü alalı 19 yıl olmuş. Öyle mi? O kadar eski mi? Yani hakikaten kendi hayatımızda belli aşamaları biraz devrettik. Ama hep şunu hayal ettim, hep şunu hedef olarak aldım. Acaba bulunduğumuz her ortamda, öğrencilerimizle karşı karşıya geldiğimizde, kürsülerimizde veya görev yaptığımız hizmetlerde bu millete olan borcumuzu, bir devlete olan borcumuzu nasıl öderiz? Çünkü 99 yılının 15 Ocağı'yla profesörlüğü aldığımda küçük bir anımı anlatarak orayı geçmek istiyorum. Ordu'da bir bayram başma törenine katıldım. Orada aile efradından 40-50 kişi var. Bir yakınımız daha bayramlaşmaya başlamadan bir Ramazan bayramıydı, hiç unutmuyorum. Dedi ki arkadaşlar, hocamız profesör oldu, belki tebrik etmeyen isteyen olur diye. Birdenbire oradaki oturan insanların hepsinin tavrı değişti. Yakalarını iliklemeler, saygı göstermeler. Bu beni çok etkiledi. Bunun üzerine bir hafta uyuyamadım. Samsun'da üniversitede şimdi emekli olmuş bir abimizin odasında otururken bir öğlen vaktiydi. Hocam dedi, seni bugün çok düşünceli görüyorum. Bu olayı anlattıktan sonra şunu söyledim. Dedim ki o insanların orada var verdiği mesajı okumaya çalışıyorum abi. O insanlar bana şunu söylediler. Yusuf Hoca, sen bugüne kadar bizim paramızla, bizim kaynaklarımızla kendine çalıştın ve kendini profesör yaptın. Ama bize, yani bu millete borçlandın. Bugün itibariyle profesör olduğuna göre bize bu borcunu ödeyecek misin, nasıl ödeyeceksin? Bu dedim çok ağır bir yük. Genç yaşta bu yükün altından kalkabilir miyim diye endişe ediyorum. İnşallah bu yükün altından kalkarım. Onun için de 15 Ocak 99'u bir eğitimin bitip yeni bir eğitimin başlangıcı olarak gördüm. Ve o gün bugündür de beni tanıyan arkadaşlarımız bilirler. Hem sosyal medyada hem işte yazılı görsel basında hem de bulunduğum ortamlarda hem toplumun sosyal konularıyla, hem kültürel konularıyla, hem de görevimizin gereği olan konularla ilgili sürekli bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki bu borcumuzu ödeyebilir miyiz? Oo, çok güzel. Bu da başka bir şey tabii, evet. Yani bu özellikle şu anki yaş ortalamasında öncelik olarak hemen önümüzde durmuyor ama işte sosyal sorumluluk projesi bir iş adamı için ne anlam ifade ediyor, bunu Fahrettin Bey açıkladı. Siz bu ülkeye olan borcumuzu fayda sağlayarak ödememizin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsunuz. Bunlar tabii ne diyelim, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var arkadaşlar, biliyorsunuz. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz önce. Sonra güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Arkasından sevgi ihtiyacımızı, ait olma ihtiyacımızı karşılıyoruz. Kendimizi gerçekleştirme ihtiyacı vesaire vesaire. Oraya doğru gidiyor. Şu anda belki bunu düşünmüyor olabiliriz ama söylediğiniz şey gerçekten de önemli. Ben biraz önce söyledim, lise yıllarımdaydı, sürekli arkadaşlarla sohbet ederek, tabii bizim yetiştiğimiz o dönemler 12 Eylül öncesinin olduğu Türkiye'nin çalkantılı dönemleri, Türkiye'nin meselelerini arkadaşlarla konuşurduk. Bir gün bir yeğenim demiş ki orada konuşurken, hocam veya Yusuf abi, benden küçüktü tabii, seni inşallah bir gün bu ülkede işte milletvekili, bakan görürüz dedi. Ben de ona demişim ki ben öyle bir siyaseti düşünmüyorum. Bu ülkede olacaksam en büyüğü olmalıyım. Nedir en büyük? Cumhurbaşkanı olabilirim. Profesör olduğumda, orduya gittiğimde bana bunu hatırlattı ve dedi ki hocam, bana bir sözüm vardı. Profesör oldun ama henüz daha hayallerine ve o hedefine ulaşmadın. Ben önce düşündüm ne diyebilirim diye, daha sonra şunu söyledim. Dedim ki doğru söylemişim. Benim hayalim eğer profesör olmuş olsaydı 34 yaşında bu hayalime ulaşır, bundan sonra yapacak işim olmazdı. Ama hayalinizi öyle büyük koymalısınız ki ömrünüz buna yetmemeli. Ben lisede söylerken bunu sana ifade etmek istemişim. Türkiye'de elbette ki bir insan benim yaşadığım dönemde veyahut da en fazla 5 tane 10 tane cumhurbaşkanı olacak. Onlardan birinin hayalini kurmak bile sizin hedeflerinizin büyük olduğunu gösterir. Onun için sevgili gençler, bu akşamki iş sizlere söyleyeceğim. Hayatınızdaki hayalleriniz ve hedefleriniz o kadar büyük olsun ki asla ve asla sizin yaşantınız o hedeflerinizi tamamlamaya yetmesin. Hedeflerinizin tamamlamaya yetmesin derken daima mücadele edeceğiniz, daima ulaşmak istediğiniz hedefleriniz olsun. Aksi takdirde zaten hedefleriniz biter. Ben çok fazla sohbet uzatarak gençlerin hakkına girmek istemiyorum ama müsaade ederseniz Ziraat Fakültesi olarak bir vizyonumu gençlere hatırlatmak, onlardan sorular oradan almak istiyorum.
Bu karışık olsun isterseniz. Ben şimdi çok güzel bir şey söylediniz ama önemli bir şey söylediniz. Hedef konusunda. Şimdi şöyle bir konu başlayalım ama arkadaşlarla devam edelim. Şimdi hem Yusuf Bey hem Fahrettin Bey'i dinlediniz arkadaşlar. Fahrettin Bey'e ya da Yusuf Bey'e sorularınızı almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne sormak istiyorsunuz Fahrettin Bey'e? Yani Fahrettin Bey'in anlatmış olduğu bu hikayenin içerisinde sizi en çok etkileyen şey ne oldu? Öne çıkan ne oldu? Cevap veren yok galiba. Soru soran da yok herhalde şu anda. Siz devam edelim. Peki sizinle devam edelim sevgili hocam. Müsaade ederseniz üniversite algımız ve ziraat fakültesi olarak hedeflerimizi bir gençlere hatırlatmak istiyorum. Bizi izleyenlere de hatırlatmak istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Bu programın da bu anlamda bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. İlk iki programda Sayın Rektörümüz ve Rektör Yardımcımızla şehrin ileri gelenleri buluştular ve hakikaten üniversitenin projeksiyonu ve hedeflerini ortaya koydular sevgili gençler. Ben bu görevi ilk aldığım gün arkadaşlarımla yaptığım toplantıda şunu söyledim. Bu makamlarda bir gün, bir saat, bir ay, bir yıl oturmak değil. Bu makamlarda oturduğunuz sürece en doğru, en sağlıklı ve en güzel hizmeti üretebilmek önemlidir. Biz de 19 Mayıs Üniversitesi olarak bir şeyi başarmalıyız. Başarmamız gereken şey de üniversitenin beyinlerimizde oluşan duvarlarını yıkarak önce Samsun'daki şehirle, daha sonra Samsun'daki, daha ziyade buradaki gençlerimiz ziraat ve gıda ile ilgili, tarımla ilgili gençler, Samsun'daki tarımla ilgilenen üretimden tüketime kadar, çünkü sanayisinden bu işi tüketen insanlara kadar toplumun tamamı tarımla ilgili, bütün insanlara mutlak surette ulaşmalı, kapımızı açmalı ve üniversitenin vizyon ve hedeflerini onlarla buluşturmalıyız. Çünkü şunu söylüyorum, eğer üniversite şehirle kucaklaşamıyorsa, eğer üniversite toplumla toplumun önündeki problemlerle yüzleşip onlara çözüm üretemiyorsa, üniversite kendi içerisinde hapsolur. Üniversite ancak kendi problemleriyle uğraşır. Ama şu anda Sayın Rektörümüzün ortaya koyduğu vizyonla bizlerin amaç ve hedeflerin başındaki bugünkü bu programda onu hedefliyor. Fahrettin Bey'le de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Hakikaten bugün onu da yaşıyoruz inşallah. Üniversite artık bu şehrin lokomotifi görevini görmeli. Üniversite şehirle buluşmalı. Üniversite şehrin önünde şehri taşıyan, şehri götüren bir güç haline dönüşmeli. Nasıl? Bunu tartışıyoruz. Yöntem olarak nasıl bir yol haritası izlemesi gerekiyor üniversitenin ve iş dünyasının? Bunu arkadaşlarımıza soralım. Gençlere soralım. Acaba öğrenci arkadaşlarımız cevap versin ve onlar sorsunlar. Cevap versin de onlara soralım. Üniversitenin sizi direkt iş dünyasına hazırlamasını mı tercih edersiniz? Yoksa işe girdiğiniz zaman öğreneceğiniz konularla ilgili size teorik bilgiler vermesini mi istersiniz? Şu anda neyi yaşıyorsunuz ve ne yönü olmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili kim değerlendirme yapmak ister acaba? Buyurun. Mikrofonu arkadaşımıza hemen verelim. Arkadaşlar, şunu çok açık söyleyebiliriz. Daha önceden böyle değilmiş ama sıralaması değişti şimdi. Topluluk önünde konuşma korkusu, ölüm korkusunun 7 kat önündeymiş. Şimdi bu kadar böyle bir durum var ama bana kalsa çok rahat bir ortamdayız zaten. Ve konuştuğumuz her şey birbirimize fayda sağlayacak şeyler oluşturmak üzerine kurulu. O yüzden de rahatlıkla içinizden geldiği gibi merak ettiğiniz sorularınızı, kaygılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Fahrettin Bey'le paylaşabilirsiniz. Sevgili hocamla paylaşabilirsiniz. Cesaretli olun yani. Çekinmeyin lütfen. Buyurun. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ziraat Fakültesi'nde öğrenciyim. Bitki koruma bölümünde. Kaçınız? Dikey geçişle geldim ben. 3. sınıfım ama biraz karışık bizim. Bilge Kağan. Ne güzel isim varmış. Teşekkür ederim. Biz şu an teorik dersleri görüyoruz mesela. Tarım üzerine veya bitki hastalıkları, zararlılar, böcek alanında. Gördüğümüz teorik derslerde ben kendim Samsunluyum. Tekeköy'de işte büyüdüm falan.
tarım üzerine biraz bilgim var. Mesela ziraatte okuyup da hiç tarımla alakası olmayıp sadece teorik ders görüp de işlemeye geldiği zaman zorlanan arkadaşlarımız var. Veya hani bize soran, örneğin stajda bile mesela staj beni neden alsın dedi, diyenler var. Hani biraz teorikten ziyade iş alanına odaklı ders veya hani bize hazırlamaları gerektiği hakkında düşüncelerim var. Süper. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Bunun zaten olmadığını düşündüğümüz için de itmeye çalışıyoruz üniversiteyi. Aslında Türkiye'deki yöneticileri itmeye çalışıyoruz. 3K projesi isimli bir proje. Geçen hafta sevgili Mehmet Kur'an açıkladı, yasallaştı. Hem öğrencinin hem iş adamlarının hem de üniversitenin birlikte kazanacağı bir proje hayata geçiyor. Bu söylediğin asıl hedef. Ziraat Fakültesi mezunları biraz karamsar bakabiliyorlar iş bulma konusunda ama bir herhalde bir 20-30 sene içerisinde 50-60'a yakın meslek günümüzde özellikle teknolojinin ve yapay zekanın endüstri 4.0 ile birlikte kalkacağı öngörülüyor ama toprak ve toprakla uğraşan meslekler, yani sizler el üstünde tutulacaksınız. Hele hele Bafra Çarşamba gibi bu iki olanın yapılacak çok işi var. Teşekkür ediyorum bu değerlendirmeden dolayı. Ben teşekkür ederim. Aklıma geldi bu arada. Tabii dekanınız burada olduğu için konuşmaktan çekiniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey yoktu değil mi? Tabii. Serbest. Öyle bir şey olmasın yani. Değil mi sevgili hocam? Serbestler. teşekkür ediyorum. Başka bu konuda değerlendirme yapmak Sinan Bey, müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Hem bir küçük katkıda bulunmak hem de delikanlıya bir cevap vermek istiyorum. Ondan sonra diğer soruyu alayım. Birincisi, son 5 yılda yapılan çalışmalarda, geçen yayınlanan bir çalışmada Ziraat Fakültesi'nden son 5 yılda mezun olan gençlerin %80'i iş buldu. Şu anda Ziraat Fakültesi, ziraat mühendislerinin bu toplumda iş bulma diye bir sorun yok. Yeter ki kendini kalifiye etsinler inşallah. Emin olun, Ziraat Fakültesi'nin yakaladığı büyük oranını Türkiye'deki sağlık mesleği dışındaki hiçbir meslek yakalayamıyor. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Tırnak içinde bir söyleyeyim. Bir de Ziraat Fakültesi, 19 Mayıs Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi, Türkiye'de çok tıp fakültesi gibi, değil mi Onur Hocam? Çok saygın bir yerde duruyor. Onu biliyorum yani. Bu kadar önemli bir yerde durduğunu biliyorum. Şimdi 19 Mayıs Ziraat Türkiye'nin bence önümüzdeki yıllarda iki tane temel fakültelerden birisi olacak. Çünkü interlandı ve ovaları itibariyle yaptığı çalışmalarla Türk tarımına yön verecek Çukurova ile beraber iki tane temel fakültesidir. Diğer fakülteler de önemli ama bu imkanlara sahip değil. Arkadaşımızın söylediği şeye sonuna kadar katılıyoruz. Dekanlık görevini aldığım günden itibaren tek amacım ve hedefim hem Ziraat Fakültesi'nin altyapısını iyileştirmek hem de öğrencilerimizi uygulamaya daha fazla nasıl katabiliriz onu gerçekleştirmek. Bunun için Bafra Deneme Araştırma İstasyonumuzu kurduk ve şu anda öğrencilerimizi artık yavaş yavaş uygulamalı oraya götürecek hale getirdik. Yine geçenlerde valimizle, belediye başkanımızla görüştük. Ziraat Fakültesi'nin buradaki bu göreve devam eden, ben devam ederim, başka arkadaşlar, kimler devam ederse, hedefi şu olmalı: Samsun'un Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü gibi 3 tane temel merkezinde uygulama merkezi olmalı. Öğrencilerimiz bizzat orada uygulama yaparak hem çiftçileri oraya getirecek, hem çiftçilerle buluşacak, hem de eğitici, araştırıcıların ve öğrencilerin eğitildiği birer merkezler oluşturmalıyız. Kampüs ana eğitim merkezi olmalı. Bunu hedefliyoruz inşallah gelecekte. Bunu yapacağız. Allah ömrümüzü sağ ederse. Ayrıca geçen hafta Tarım Orman Konseyi vardı Ankara'da. YÖK'te Tarım Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde şunu konuştuk. Bir kere Türkiye'de profesyonel tarım artık yavaş yavaş mecbur hale geliyor. Profesyonel tarımın karşılığı şudur: çiftçilikle köylülük ayrılmak zorundadır. Çiftçilik profesyonel bir iştir. Ve işletmelerin profesyonel tarım işletmesi olarak tanımlanması Türkiye'de çok kısa sürede gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Ondan sonra Tarım Bakanlığı ile üniversiteler anlaşarak öğrencilerimizin bu birkaç yıl içerisinde gerçekleşecek inşallah. En az 3. veya 4. sınıfta 1 yıl boyunca bu işletmelerde aynen tıp fakültesindeki internlük gibi 1 yıl internlük yapması hedefleniyor. Bunu amaçlıyoruz. Bu bizim baştan beri projelerimiz arasında. Ama ülkemizin şu andaki tarım potansiyeli buna uygun değil. Biz kendi imkanlarımızla bunu çözeceğiz. Ama gelecekteki hedefimiz kesinlikle Ziraat Fakültesi öğrencileri en az 1 yıl işletmelerde bu staj değil, internlük dediğimiz bizzat yaparak üretimi öğrenme,
çiftçinin içinde, hatta birkaç tane işletmede. Bu genel hedeflerimiz. Arkadaşıma dediğim gibi o noktada açıklama yapmak istedim. Ama biz ziraat takipçisi olarak şu anda ben bölüm başkanlarımıza da söylüyorum. Yapabildiğimiz kadar elimizdeki imkanların en iyisini kullanarak ki işletmelerimizi aktif hale geçirdik. Şu anda hem çiftçimizi orada eğitmeye başladık, hem üniversite işletmelerimize getirmeye başladık. Öğrencilerimizi de bundan sonra mümkün olduğu kadar bu uygulama alanları içerisine götürerek daha fazla uygulamanın içerisine çiftçilerin arasına da gerekirse götürüp oralara katacağız inşallah. Süper. Duymak istediğimiz şey bunlar. Hatta bir sene bile bence az. Yani belki 4 yılın içerisinde ilk dönem okulda, ikinci dönem yine iş hayatının içerisinde, ikinci sınıfta da öyle, üçüncü sınıfta da öyle, dördüncü sınıfta da öyle. Bu teorik bir model tecrübe oluşturulacak. Yani bir temel bir ama söylediğiniz şey önemli gerçekten. Biz çünkü buna benzer programları siyasetçilerle yapıyoruz, belediye başkanlarıyla yapıyoruz. Bir tarım politikası ciddi anlamda oluşmaya başladı. Oluşacak kaçınılmaz bir şekilde. Rekabetten dolayı istemesek bile oluşmak zorunda kalacak. Doğal olarak sizlere çok iş düşecek. Arkadaşımız daha söz istemişti galiba ama şey yapalım. Bir kısa reklam arası verelim arkadaşlar. Lütfen. Sonra bir 10 dakika sonra burada olacağız. Değerli izleyiciler, işte Samsun programı 2. bölümüyle devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara veriyoruz efendim.